Evet arkadaşlar, ikinci kısımda sizlerleyiz. Şimdi arkadaşlar, en son bıraktığımızda sistem kurtulmuştunuz ve yolunuza devam ediyordunuz. Siz ilerlerken uzaktan bir ses duyuyorsunuz. Ben bu arada yolculuk sırasında Kuni Yori'ye şeyden bahsediyorum. Hani toprak ustası ile alakalı böyle bir görü gördüm içimden hayalet geçtikten sonra diye anlatıyorum. Ha, okey. Onu diyorsunuz ama önce onu oynayalım. Şey yapıyor. Oralarda gördüğün görülere çok güvenme. Yine de sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüm böyle bir şey olabilirse diye. İmkansız değil. Bu kişinin Taint'te ya da böyle bölge topraklarla ilgili özel bir ilgisi var mı? Hayır, özel bilgisi yok. O zaman dikkat etmek lazım. Eğer bu Akuma no Oni'ye karşı çok büyük bir nefret beslerse o nefret de ona karşı kullanılır. Akuma no Oni'nin, ben bu şeyi biliyor muyum? Onun atasının Akuma olduğunu. Tıramaya çalışıyorum. Çünkü Tadaka'nın atasının kötü anıldığını biliyorum. İsminin Akuma olduğunu. Tadaka'yla hiç konuşmadım. Bunu hiç konuşmadık, Biraz evet. daha şey ya, biraz daha bastırılmış bir şeydir o. Çok net bir şekilde bilmiyorsundur ama belki bağlayabilirsin. Yani, tamamdır, sana kalmış. Yani senin karakterinin öyle düşünmeyeceğine kalmış. Zamanında Akuma adında bir akrabası varmış. Ama bu Akuma no Oni ile bağlantılı mıdır bilmiyorum. Pek iyi anılmıyor kendisi. Akuma denen kişi. Yani eğer toprak ustasının tasıysa belli ki güçlü birisi olsa gerek. Ya Akuma no Oni de zayıf değil. Büyük ihtimalle güçlü birisi almış olabilir. Olabilir. Şöyle bir karşına kaldırıyor. Dikkat etmek lazım. Bu kişi buraya tek başına mı geldi? Tek başına geldi. Tehlike. Şöyle bir uzağa bakıyor. Eğer buraya geldiyse onu görmeden bir yere gitmiştir. Belki yolda denk geliriz. Belki de. Umarım hayırlı bir şekilde. Taraftan yani Kuniyori'nin yolda giderken etrafı çok dikkatli bir şekilde araştırdığını, baktığını, sağdan soldan böyle ne bileyim mesela balçaya şöyle bir baktığını, böyle bir tahta parçasıyla bir alıp Örnek kısmını bir aldım. tüpe koyduğunu, aynen böyle. Onları da görüyorsunuz bu arada. Onları çok betimlemedim ama siz yine bir noktada etraf, yani orman olacak kadar değil ama yine de etrafta sağda solda çok ağaçlı bir bölgeden geçerken böyle yani acı çeken birisinin seslerini duyuyorsunuz. Aa, diye uzaktan. Ya yani çok uzak Bakmalı değil ama mıyız biraz diye uzak. soracağım. Kunyori'ye soracağım bunu yani. Yori bir duruyor. Hayır. Ama uzaktan şeyi duyuyorsunuz yani adamın hala. Yani gerçekten acı çekiyormuş şey gibi bir insan sesi geliyor. Ses ne taraftan geliyor? Siz bu uzaktaki kulenin, daha doğrusu işte kale kulenin yerine doğru ilerlerken solunuzda kalın. Bu kadar ağır yaralanmış gibi geliyorsa sesi, zaten bizim yapabileceğimiz çok bir şey yoktur diyorum. Kanarusu'ya bakarak. Bir sadece şey hani orada biri var mı diye göz hizasında en azından sesin geldiği yöne doğru bir bakacağım sadece. Uzakta gibi duruyor biraz. Ya yani şöyle değil, hani direkt gördüğün bir görüş alanında olan bir yerde değil. Bir tepenin Okey tamam. ardında gibi. Yine biraz etraf şey ağaçlı. Görüş alanında değilse şey yapmayacağım zaten. Hani Ya şey çok yapmayacağım. şey, görüş çok inanılmaz yüksek değil. Tamına bir orman değil ama ağaçlık bir alan değil. Her Okey yer çok anladım. net değil şu an geçtiğiniz. Bir noktada siz bu ağaçlık alanı geçtikten sonra o sesi arkada bırakıyorsunuz. Ryuki, senden 3 onur kaybetmeni rica edeceğim. Merhamet Unicorn klanının şey olduğu için Olsun. olur öyle. Bu sefer
ilerlediğiniz zaman bataklık gibi bir yer. Yani şimdi şu ana kadar evet, biraz balçık diyorum ama tamamıyla bir bataklığa doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Ve yürümeniz gerçekten zorlaşıyor. Etrafta korkunç derecede lanet bir koku var. Ben bir... Çürük kokusu, kan kokusu. Buradaki balçık zaten artık yavaştan dizlerinize doğru tırmanmaya başlamış. Sen bir 3 stres alıp void point alabilirsin. Alıyorum. Bence Şöyle bunu diyeceğim, herkes dur. almalı ama yine de 3 sen bir stresi almadan dur. 3 stresi almadan önce şunu yapalım. Ben bir sahne sonu yapayım. Dur. Ondan sonra şey yapalım. fark etme, Sahne benim sonu zaten yapacaksan yaptım. şeyleri de geri alacaklar mı düştükleri yüzükleri? Evet. Yüzükleri Şiruba'nın ateşini bir arttır. Kan Orutsu şeyini bir arttır. Bu Teşekkürler. noktada Takura, şimdi sen bunun üstüne 3 şeyi al. Benim Bir void zaten point al. yarının altındaydı. Tamam, sıkıntı değil. Ben Çile bilmediğim çıktı. için tan sayısını. Siz ikiniz void point almadan 2 stres alın. Hatta Takura sen 5 stres al. Hangi Toplamda. ikimiz? Siz ikiniz. Kanarutsu ve Ryuki. Verdin mi Size onları? O stresi şu anda. yok, ben yazmadım. Ben şeyinizi indirdim. Sahne sonu dedim. Stresinizin inmiş olması lazım. Hiçbir anlamı kalmadı şu an. Geri Heh. aldım ne kaybettiysem. Yapacak bir şey yok. Şöyle ortam, buranın ortamı da çok lanet bir yer. Asıl size stresi yaratan şey etraftaki bu tek tük ağaçlarda diken gibi olan kısa dalları var. Onlara asılmış insan kafaları var arkadaşlar. Delinmiş bir şekilde ve bazıları hala kanıyor. Kan kokusunun büyük ihtimalle sebebi o. Uzak bazıları kurumuş, artık kuru kafaya dönmüş. Bazıları çürüme aşamasında. Çok sayıda insan kafası var. Uzaktan zincir sesi duyuyorsunuz sadece hareket eden. Bir noktada artık bataklığın içerisinde yaklaşık şıngır 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 adım sesleriyle beraber. Bu Şıngır şıngır şıngır. nereden geliyor? keşişteki zile benziyor Bataklığın mu? derinlerinden. Hayır. Zincir gibi duruyor sesi. Ben silah hazırlıyorum. Okey. Ben Yani de. size doğru geliyor gibi değil. Etrafta yürüyormuş gibi. Hiç Olsun, problem değil. silah hazırlıyorum. Hazırlıyoruz. Tamam. Silahlarınızı çektiniz. Takura seninki yine belinde herhalde. Belimde, kınında benimki. Kuniyori şey diyor. Tahminimce bu kafaları buraya koyan şey etrafta. Ya da şeyler. Hatta bir hazırlık daha yapıyorum. Yarasa dövmesini aktifleştiriyorum. Okey. Yarasa dövmesini aktifleştiriyorsun. Senden bir meditation earth zarı isteyeceğim. Zorluğun 5. Karşılaştığın sahneyi anlatacağım bundan sonra. Tamam, geliyor. Tamam, çünkü yaratıcı bazen bazı şeyleri görmemek daha iyi olabiliyor. Ben Ama bu arada void duruşundayım. tamam. Ben kombata girdiğim zaman inisiyatifinizi de atarsınız. Şeyi meditation'ı sadece hissettiği şeyi tepkisi olarak istedim. Tamam. Tamamıyla çökmüyorsun. Güzel. Kanarutsu. Bu bataklık 5 mesafe kadar falan gidiyor. Sen arada yürürken böyle tıkırt tıkırt böyle hani dallara falan bastığınızı sanıyorsunuz bataklığın altında. Kemik. Kemik. İnanılmaz çok ölü var burada. Ağaçların üzeri yani o kadar karanlık bir böyle karamsar bir hava üstüne çöküyor ki sen etrafa bakınca bir anda. Ama sen bunu yenebiliyorsun irade. Daha hislerine kendini kaybetme. Lakin kendini sağlam tutması çok zor. Yani buradaki vahşetin, yıkımın, zararın seviyesi çok ayrı. Şey diyeceğim bu noktada. Görebildiğim şeyleri görmek istemezsiniz. Ama kemik yığınları üzerinde yürüyoruz. Ayrıca bataklığın içerisinde hareket eden 3 tane varlık seziyorsunuz. Üç varlık var diye belirtiyorum o zaman. Zincir seslerinin geldiği yol. Naginata'yı göstererek şu tarafta diyorum.
Bence mümkün olduğunca bulaşmadan geçelim burada. Dengüne su bir şey diyor. Bu kadar. Bu arada şöyle. Dengunetsu ve Kuniyori de bu arada yol bulduğunu söylüyorlar. Dengunetsu herhangi bir izci görevinde bu kadar derinlere girmedi. Söylüyorum. Çünkü izci görevleri genelde duvara bir tehdit var mı diye hani böyle bir duvarın yakınlarını kontrol etmeden ibaret. Şu an siz bayağı derinlerdesiniz. Burası ile ilgili Dengunetsu'nun da çok bir şey yok ama şey diyor. Yani nasıl bir tehdit olduğunu bilmiyorum ama. Şöyle bir bakınıyor etrafa. Siz de bakındığınız zaman yani şu, özellikle şeyle Kunyori ile Dengunetsu biraz daha şey gibi, öğrenmeye çalışıyor gibi. Bu insanlar çok karşı koyabilmiş varlıklar gibi durumda. Eğer böyle bir yıkım yaratan varlığı indirecek insanlar varsa onlar da biziz. Bir de onların alanının içine girersek onların avantajına hareket etmiş oluruz diye düşünüyorum. Bastığımız Haklı olabilirsin. Ama kemikleri kaldırırsa eğer biz de bunu indiremeyiz. şöyle bakınıyor. Kunyori duruyor ve şey diyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla böyle bir özellik biraz daha nadide. Orada savaştığımız 12 kadar güçlü olmayabilirler. Ama Anka kuşu klanındaki arkadaşınızın söyledikleri doğru. Onların alanındayız şu an. Neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. O yüzden bence gidelim. Dedikten sonra ilerlemeye devam ediyorsunuz. Bir iki adım kendisi atıyor. Kuniyori'nin bir tane kafa çok dikkatini çekiyor. Şöyle bir bakınıyor. Tanıyor O gibi mi bakıyorum? yok. Tanıyor gibi değil. İncelemeye çalışıyor gibi bakıyor biraz. Ama emin olamazsın yani. Yüzünden çok makyaj biraz yüz şeylerini saklıyor. Kırışıklıktan vesaire. Yüzünü okumasını da zor kılıyor yani. Sadece şey diyor baktıktan sonra bir süre sonra. Bu insanların büyük kısmı kaçırılmış. Yani samuray değil sanki çoğunluğu. Köylü gibi. Bir şeye feda edilmiş gibi duruyorlar. Ha, bu arada. Evet, köpek için feda edilmiş. Neyse. Bir şey için feda edilmiş duruyorlar. Bence fazla oyalanmadan gidelim bu lanet Bu yerden. lanet. Evet, bu lanet yerden gidelim ama bunun böyle kalması beni rahatsız ediyor. Neyse ordu geldiği zaman burayı da temizleriz. Biraz zor olur ama. Sonra bir duraksıyor. Kanarutsu, Efendim. sen bataklığın içerisinde kemiklerin arasında çok kolay bir şekilde fark edememiştin. Çünkü bu Evet. bataklığı içini hissetmesi çok gıcık. Yani şey gibi gerçekten bir tür zift gibi. Bir tane şey görüyorsun. İşte etrafınıza biraz bak. Yok bir saniye. Sen bunu açık tutuyor musun? Yani eğer savaşmayacaksak geriye doğru çekiliyorsak o zaman açık tutmam. Ama geriye doğru çekildiğimiz sırada ya çekilmiyorsak o hizadan ilerleyeceksek açık tutacağım tabii ki. Yani şey Herhangi bir şimdilik saldırı ana gelir fikrimiz falan yaratığa mantık. saldırmak değil gibi duruyor. Ana Ama fikir yine değil de mi? buradan Gruba girer. geçeceğiz sanırım. Bataklığın içinden geçmeden gidemiyorsunuz. Okey, o zaman açık tutuyorum. Tamam. Yaratığın yerini takip edebilirsin. Tabii ki. Ya yani şöyle geri çekilip daha geniş bir yoldan başka bir yerden de gitmeyi deneyebilirsin. Sadece en hızlı yol. Anladım. Kendi aranızda konuşabilirsiniz bunu. Ya partideki 3 kişi sizsiniz. Zaten iyi bir kısım çoğunluğu sağlıyorsunuz. Ya ben bir an önce gidelim diyorum. Nereden gideceğimiz umurumda değil. Yani buradan çıkalım da. Tabii bu arada Ben şunu söyleyeyim. Gölge yeşimleriniz tam o her soracaktım. Ne durumda? sahne geçtikçe azalıyor. İlk yeşiminizin yarısını Sondayız. geçmiş durumdasınız. O Yarısını zaman geçmiş durumdasınız. Son damlalara yaklaşıyorsunuz. Bir gidelim. tane daha yeşiminiz var hepinizin. Aynen. Biraz uzatırsanız dönüş biraz riske girebilir. Son var. Ha, o zaman hızlı yoldan mecbur ilerleyeceğiz yani. Okay.
Bir de şu an gecede miyiz, gündüzde miyiz, ne durumdayız biz? Siz öğleden sonradan falansınız ama bunu ben söylüyorum diyeyim olarak karakterlerinizin bunun o kadar farkında değil ki. Gökyüzü gri. Gri. Hiç Yani şu an anlamıyoruz yani. öğlen mi, öğleden sonra mı, sabah mı? Hep gri. Hiç güneş yani gözükmüyor mu bulutlardan? Ya şöyle bulutlardan eşit derecede bir ışık geçiyor sadece. Tamam. Ama çok bastırılmış bir ışık geçiyor. Yani Ama ışık olması yeterli benim sorum için. gri ha, yani ışık var. Daha gece olmadı. Açık gri mi, koyu gri mi? Bizim sorumuz o yani. Ha. Bazı Oyunlar. yerlerde daha açık, bazı yerlerde daha koyu. Tepenizde arkadaşlar, tepenizde bulut yok. Ona rağmen gri. Bir şey bunu, buranın hastalıklı havası güneş ışıklarının buraya girmesini biraz daha engelliyor artık siz gölge topraklarının derinliklerine girdiğiniz için. Ama Terasu'nun gülüşü ve şeyi ne denir? İşte yüzü buraya vurmuyor belli ki. Eşit derecede ya da engelleniyor buraya. Çünkü güneş Ben ışığı gölge topraklar yaratıkları için iyi bir şey değil. hadi gidelim artık diyorum iyice. Yani Ben neyi fark ediyorum şu bu noktada? ha, onu diyecektim. Bir tane zar atacağım. Bir, iki, üç, dört. Bundan gelme. Tamam. Sen ekiptekilerden bir tanesi denk gelmeden hemen şeye denk geliyorsun. Kemiklerin arasında tuzak var. belirtiyorum bunu yani Ayı şurada kapanı gibi bir şey. şurada tuzak var, ayı kapanına benziyor. Ve Nezumilerden bir tanesi tam adım atmadan önce falan fark ediyor. Sen 2-3 adım Dum diye uzağındayken falan bağırıyorum o fark zaman ediyorsun. Ha. yani. Sen şey yaptıktan sonra hallediyorsunuz. Basmıyor. Fark ettiğin için ama bundan sonra konuya bir şey oluyor. Bataklık tuzaklıysa burada buradan nasıl geçecek? Böyle bakın, hele bir de etrafta oniler, başka şeyler falan onun ihtimali varken. Bunun zor olacağını biliyorduk ama gittikçe zorlaşıyor. Neyse, o zaman gitti. Önden sen ilerle diyor. Kanırıtsu. Efendim. Buradan geçmeniz bir iki saatinizi falan alacak. Çünkü bataklık, yavaş ilerliyorsunuz. Çok acele de yok. Tuzak muzak olabilir diye özellikle. Sen açık tuttuğun her saat başına iki stres alacaksın. Eğer açık tutmaya karar verirsen. Yok, iki değil. İki iki. Başardın ilk sefer. Her saat için iki stres dedin, değil mi? Ha, 2 saat geçeceksiniz. 1 saat buradasınız. Ortalama. Ya Al ver şey diyeceğim. 15-20 dakika. Kullandığım yeteneği bu kadar uzun süre kullanmak benim üstümde çok büyük bir baskı yaratıyor. Buradan kurtulduğumuzda bana verebileceğiniz bir şey benim çok işime yarar diyor. Ya Kunior'u düşünüyor yani. Bakarız dönünce ama ben bir şifacı değilim. Belki bir iksir miksir bir şeyler bakarız ama kas yorgunluğuna karşı, başka fiziksel yorgunluklara karşı var malzemelerin. Okey, yani 2 saat boyunca açık tutacağım her zaman bunu. Sen o zaman stresini al. Sıkıntısız bir şekilde ilerliyorsunuz. Ama senin özellikle fark ettiğin şeyler. Bir grup insanımsı varlık geziyor burada. Boyutları da insana benziyor. Ortalama. Ama şey sayıları bir düzine Tamam, belirtiyorum. falan. Alternatif olarak bazı bitkilerin, bazı ağaçların köklerinin hareket ettiğini fark ediyorsun. Ağaçlardan uzak ilerliyorsunuz. Karışmıyorsundur ama bazı ağaçlar sanki kansenler tarafından ele geçirilip kontrol edilebiliyormuş. Bunu da bilir. Yani ne görüyorsam söylüyorum. Tamam. Kunio biliyor Buradan hakkında olaysız biliyorum. bir şekilde ilerliyorsunuz. Bu ormandan. Bu Yolda orman çok için tuzak var mıydı mesela? var, iyi, fazlasıyla. O yüzden zaten Kunyori şey düşünmeye başlıyor yani Dengunetsu ile beraber. Yolda gittiklerinizi Dengunetsu bir şekilde çözümlüyor bu arada işte. Yani ayı kapanlarını tetikliyor. Sen söylüyorsun yine. Bir sopayla tetikliyor. Devam ediyorsunuz. Ama
Az çok şuna benziyor bu arada gittiğiniz ormanın şeyleri. Tüm resmi gösteremiyorum çünkü başka şeyler var tüm resimde. Okay. Ama genel konsept bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani artık biraz bataklık, yani tam olarak nasıl anlatabilirim? Bataklık orman gibi bir şey yani. Orman ölmüş. Burada bulunan bütün güzel şeyler bir bataklığa dönüşmüş. Ama bu dediğim hareket eden bitkiler var ya, onlarda çiçek açmış birkaç tanesi. Kırmızı mı? O şey çiçeğinden değil. Higanbana'dan değil. Japonca ismini hatırlıyorum, Türkçesini hatırlıyorum. Neyse. O işte kırmızı çiçekten değil yok. Örümcek nalesiydi. Spider. Neyse dur onu geçtim. Başka böyle morumsu yeşilimsi bir çiçek. Okey. Ben bilmiyorum yani. Kuniyori yüzden... bunlardan bir tanesini incelemek istediğini söylüyor ama sen diyorsun yani tehlikeli bir şeyler var hani karışmayalım falan filan. Kökleri hareket ediyor yani. Şimdilik şey yapıyor. Misin? Şimdilik tamam diyor hani. Siz de çok şey yapmak istemiyorsunuz. Senden de vakit yemek istemiyorum diyor sana. Ama çok ilgisini çekmiş. Hani ya gölge topraklarda gördükçe hani şey yapıyor böyle not alıp durduğunu fark ediyorsun. Hani. İşte ya tahminci hani bu hem yolculuğunuzu kolaylaştırması için hem saldırıyı kolaylaştırması için hem düşmanını daha iyi tanıyabilmek için. Ya Yori bu işi çok ciddiye alıyor gibi. Okey. Ben bunu saygılıyorum bu arada. Bir taraftan da keyif de alıyor gibi durumda yani. Öğrenirken bulur. Mad scientist. Biraz. Siz en son bataklıktan kurtuluyorsunuz. Bataklıktan kurtulduktan sonra bataklığın var olmasına tahminci sebep olan bir nehir görüyorsunuz. Şeye doğru ilerleyen. Gittiğiniz yola doğru ilerleyen bir nehir. Nehirin hani en son akıp akıp geldiği yatakmış bu bataklık. Nehirden su pis akıyor herhalde. Kesinlikle. Korkunç. Ama gökyüzü artık yavaştan öğleden sonra şeyine dönüp hafif turunculaşıyor. Bu noktada anlayabiliyorsunuz yani. Akşama yaklaşıyoruz. Kalacak yer bulmamız lazım. Kalacak yer bulalım bence de. Şuna yakın bir şey var. Yavaştan arada bazen bulutlar geçiyor gökyüzünde. Dağlar, tepeler, farklı farklı şeyler var. Şu en uzakta gördüğünüz şeyin evet. Kule olduğunu varsayın mesafe olarak ama biraz daha uzak olmalı. Daha uzak yani perspektif olarak okay. Çok daha yolunuz var yani. Bence sonraki gün büyük ihtimalle varırsınız. Dağlardan bağlardan bir yere gidelim. Mağara yolculuğun, varmış. Yolculuğun devamında sadece şunu diyeceğim. Bu ölü bitki sayısı artmış gibi duruyor etraftaki. Şu dağın tepenin olduğu yere bir bakmak isteyebilirsiniz. Yani Dengunetsu'nun ilk düşüncesi o hani bir tür mağara gibi bir şey bulalım. Etrafta bir uygarlık var gibi. Kuniyori biraz duraksadıktan sonra aslında yani gidebileceğimiz buralarda bir yer var. Ama gitmeli miyiz bilmiyorum. Önce bir diğer alternatif alalım. Diyor. Ben Kuniyori'yi sorgulayan gözlerle bakıyorum. Yani bildiği bir şey var gibi duruyor ya o yüzden. Şey diyor sadece yani yengeç klanı 1000 yıldır bu duvarın şeyini tuttuğu için Kuni ailesinin özellikle bazı bildiği şeyler var. Sahip olduğu bazı bilgiler var. Sizi güvenmememden değil ama gerekmiyorsa kullanmıyorum. Direktten sonra dağlara doğru ilerliyorsunuz. Kuniyori pek paylaşmak istemiyor gibi bir kısım ama hani varlığını da çok saklamıyor. Hani eğer şey kötüye gelirse hani nereden çıktı bu bilgi, niye önceden söylemesin gibi söylüyor. Okey, tamam. Söylemeye meyilli durmuyor ama ilk sefer. Belli ki yani gölge topraklarla bu kadar uğraşan bir ailenin belli ki var onun bildiği birkaç bir şey daha ekstra. Ama bu noktada şey düşünmeye başlıyorsun yani. Paylaşmıyorsa neleri paylaşıyor? Hafiften böyle bir şey olmuş. Yani çok minik bir güvensizlik şeyi oluşmuş olabilir. Başka bir alternatif mi var yani burada? Gölge topraklarının derinliklerinde. Dengunetsu ile beraber hepiniz şeye doğru ilerliyorsunuz. Dengunetsu zaten önden izleme görevini yaptığı için sen artık kapatıyorsun herhalde. Tabii. Yani bataklık bittikten sonra kapatıyorum direkt. Tamam.
Bir, yani bir kaldı çünkü. Hani bir geldiği zaman kompozit. Anladım, yoruldu. Çok şey oldu sende. Dağlara doğru ilerlemeye karar veriyorsunuz. Dağlara doğru gittiğiniz zaman grubun Bengunetsu'dan hemen bir tane şey yapalım. Survival pazarı. Bayağı zor bulması. Şu zarı görebiliyorsunuz değil mi? Gördüm. Tamam, güzel. Güzel attı zarı. Şanslısınız ha. Dur. Aynen böyle almak zorundayız. Başarı geldi. Tutma. Güzel. Ha, okey, tut. Patlayıcıdan şey geldi. Stres alsın Dengunetsu. Dengunetsu da inanılmaz stresli bu arada artık. Dengunetsu'nun da şu an stresi yüksek. Yavaştan artık herkesin sinirleri dayanmamaya başlıyor böyle topraklarda. Çünkü her attığınız adım size sıkıntı yaratıyor. Her attığınız şey size problem yaratıyor. Hatta Takura. Efendim. Senden Meditation Earth Zarı istiyorum. Zorluğun 3. Şey Meditation Earth. Özür dilerim. Meditation miydi? Survival Earth istiyorum. Zorluğu 3. Ne için bu? Anlatacağım. Success şey getirecek mi? Ekstra success ekstra çok bir şey getirmeyecek, hayır. Şöyle diyeyim. Yürürken, siz bu dağa doğru işte yürürken, tepeye doğru tırmanırken senin ayağının bastığı yer bir an düşmeye başlıyor. Yani çok sağlam gözükse de taş bir anda salınım veriyor. Düşme riskin var. Ama çok yüksek bir mesafe değil. Tamam, 4 saksesim var. Kendini bir anda şey yapıyorsun, toparlıyorsun. Bir kendine geliyorsun, bir şey yapıyorsun. Ya şey gibi, bunda hiç başarı atamasaydın çok kötü bir şey olabilirdi. Evet. Ama sen kendini toparlıyorsun. Diğerleri de tepelerden böyle kendiliğinden artık zayıflamış mı? Yoksa bir şey, böyle gıcık bir ruh mu gönderebilmiyorsunuz? Arada mesela taşlar düşüyor sağdan. Tek tük, ben tırmanırken şey kullanıyorum. Ayağımdaki pençeleri kullanıyorum. Evet, o çok rahatlatır zaten senin işini. Ama mesela bazen şeyler de oluyor. Mesela işte çatlak var bir tane diyelim. Sen bir tane çatlağa tutunuyorsun. Hatta şöyle yapalım. Senden de bir TN3 Survival Earth Shield Zarı istiyorum. Ben ekipmandan dolayı asistin falan oluyor muyum? Reroll alırsın. Reroll okay. Alırsın. Assistance değil de. Daha mantıklı geldi. Şimdi. Assistance Survival biraz fazla. Şey. Bütün zarı değil de atıyorum. İki tane zarı rerollarsın. Avantaj. O daha mantıklı geldi. Assistance güçlü bir şey çünkü. Ya malzemen iyi. Malzemen sana zaten şey kazandı. Sen. Burada çok kritik. Evet. Reroll, reroll gayet iyi. İki tane rerollum var değil mi? Aha. Avantaj mantığı düşün işte. Avantaj alıyorsun. Onları şeye geçemiyorum. Sen bir tane pençeyi şeyde böyle sağlam tutunmak istiyorsun çünkü. Ne kadar pençe olsa da hani duvarlara çok güvenemiyorsun. Sağlam bir böyle çatlağı tutturuyorsun. Çatlak bir anda bir ağızmışçasına kapanıveriyor. Sen o sırada pençeyi geri çekip başka bir yere tutunuyorsun. Şöyle iki zar tutabiliyorum şu an. Bir tane stresli. Stresli alınca yani patlayıcıdan ne gelirse kaldı. Şu an. Dur o zaman evet. Stresli patlayıcı geldi, tutamıyorum. Dilin araya sıkışıyor. Üç yorgunluk al. Oluyorsun diye zar zor çekiyorsun. Böyle o sanki taş canlı bir şekilde sanki bir ağızmışçası ısırıyor seni orada. Hani ve diye böyle bir elini çekiyorsun ve sağlam ısırıyor. Bir eline hafif şey yapıyorsun, geri tutunuyorsun, devam ediyorsun. Şu an siz yani düzlüğe çıktığım noktada aşırı derecede kaşındığımı falan görüyorsunuz yani. Okay. Siz çıkıyorsunuz yani ip yardımıyla şununla bununla mesela zaten çok aşırı dik çıkmanıza gerek yok yani biraz daha etrafa bakınmak için hem yukarı çıkıyorsunuz hem de güzel bir kamp alanı bulabilmek için aslında.
Ryuki ve Shuriba aşağıda kalıyor. Ryuki Shuriba'yı yalnız bırakmaz diğerleri tırmanırken. O yüzden Ryuki sana zarar. Diğerleri biraz daha şey yukarı çıkıyor. Şöyle bir etrafa bakma fırsatınız oluyor. Dengunetsu bir tane oyuk buluyor böyle. Hani mağara kadar denemez ama hani çok hafif içeri girebileceğiniz bir yer. Siz ayrıca bakmak istiyor musunuz? Bir yer görür müyüz? Ne yaparız? Ya? Nasıl bakıyorsun etrafa? Nasıl inceliyorsun? Yok hayır nasıl inceliyorsun? Şey bakabilecek yani? Durumda değilim zaten. Tamam. Sen tırmanırken biraz şey alıyorsun. Uzaktan kuleyi daha net görüyorsunuz. Kulenin altında bir şey yani kulenin kendisi asıl dikkat çekici şey ama kulenin altında da kaç yapımsı bir şeyler var gibi. Sanki parça parça bir şeyler çıkmış böyle ama dikenli. Kulenin kendisi artık biraz şey yüksek seviyelere çıktığınız için söylüyorum bunu. Yani batan güneşten seken şeyler var orada. Takura sen o sırada zar atabilirsin. Havayla at. Yok pardon. Suyla at. Su survival su. Zorluğun 5. Bonus başarı burada önemli. Dur ne diyordum? Ha. Zincirler var bu kuleden aşağıyı tutan. Bu zincirler sanki aşağıda başka binalara bağlanıyormuş. Aynı zamanda binanın içerisinden kırmızı bir ışık çıkıyor. Güçlü kırmızı bir ışık. Onu fark ediyorsunuz. Ve bu kırmızı ışık sanki aranızda şu an açık yarası olan yok değil mi? Ya da herhangi bir şekilde yakın zaman içerisinde afflicted ya da tainted demiş. Hayır. Tamam. O zaman kırmızı ışık size karşı özel bir şey göstermiyor. Etki göstermiyor ama şey hissedebiliyorsun yani. En azından hani bir etkisi var belki etrafa ve ne olduğunu merak ediyorsun bir nebze yani. Bayağı büyük aslında. Şey bir şey. Yani ışık demeyeyim de tam olarak bir deniz feneri ışığı gibi değil. Hafif bir ışık var. Sen bu kadar yukarı çıktığın için fark ediyorsun. Bir de geceleyin daha biraz daha saat karardığı için belki gözünüz fark ediyordur ama kulenin tepesinden ve aşağısından dikenler çıkıyor aynı zamanda. Ya bunu kafanızda oluşturduğunuz zaman anlatabileceğim en yakın şey Lich King'in yapılarını düşünebilirsiniz biraz. Anladınız mı şey konsept olarak? Zaten yani hangisi birbirinden esinlenmiş bilmiyorum ama şey gibi hani dikenli işte tabii diğer parça biliyor musunuz ama zincirli, koyu renkli böyle çeliğimsi bir malzemeden oluşmuş. Şimdi çok güzel resimleri yok şeyin. Böyle bir kulenin de ben biraz bakalım çok ideal bir şey bulamam. Ama yine de çok buradan bile etrafında çok sayıda bina varmış gibi. Ve hani belli ki biraz kalabalık var etrafı. Bu noktada siz Takura senin şeyinle ben 5 success attım o kadar. Tamam. Sen şöyle diyeyim o zaman iki alternatif sunabilirim. Sen biraz daha aşağıya yakın bir oyuk buluyorsun. Yani orada oturup küçük bir kamp yapabileceğiniz. Dengunetsu yukarı yakın. Nasıl bir yerde kalmak istediğiniz size kalmış. Yani aşağıda kalırsanız Shuriba gelir. Bölünmemiş olursunuz. Beraber olursunuz. Ama da aşağıya yakın olmak tabii ki de biraz daha rahatsız edebilir. Ama dağın kendisi de çok güven verici değil. Yukarıda kalırsanız tehditlerden en azından yakın tehditlerden uzakta kalırsınız. Ama Shuriba gelemez. Shuriba gelmezse büyük ihtimalle Ryuki de gelmez. İki ayrı kamp yapmanız gerekir. Kuniyori bir oturuyor düşünüyor. Yani Shuriba'yı aslında bir şekilde yukarı değil. Çıkartabilirim. Nasıl? Ama bir iksir içmesi gerekecek. İksire nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum. Yani insan olmadığı için tamam. Zaten çok yorgun. Ben bu riski almak istemem. Yani şeyle aynı değil. O tılsımla aynı değil de. Yani hiç büyülü iksir kullandınız mı bilmiyorum. Daha önce biz bir iki kere kullandık. Onlardan var diyor.
Hani çıkarıyor. Kendisinin de yanında bu arada bir 5-6 tane falan iksiri olduğunu görüyorsunuz. Farklı farklı. Şırıbayla ilgili şeyden bahsettiğiniz zaman almıştım. Belki başka bir yerde kullanırsınız ama size kalmış. Bir de yan etkisi olur mu bilmiyorum şimdi. Hiç böyle bir varlıkla şey yapmadım çünkü. Hani. Ama bir şey olmaz büyük ihtimalle. Ben aşağıda kalmaktan yana olduğum halimden tavrımdan belli yani hani. Çok ısrar etmiyorum da biz aşağıda kalalım. Diğerleri ne düşünüyorsunuz? Ben ekibi ayırma taraftarı değilim. Hani bir tehditle karşılaşacaksak bile beraber olmak lazım. Zengüretsu da şey diyor bu arada. Eğer hani siz yukarıda kalırsanız biz de günlerle aşağıda kalır şey yaparız. Hani biraz daha eşit bölünmeye çalışırız her gün yüksek. Ya ben Nazmiler'e bakıyorum. Ya izlaramada hangisi bunların daha iyi gibi duruyor? Aradan bir tanesini şey yapabilirsin. Ama Nezumilerle anlaşması senin için pek mümkün değil. Yani Rokugan'cı çok bilmiyorlar gibi. Çok basit şeyler dışında. Dengunetsu biraz birkaç yani kelime öğretmiş de karmaşık şeyler bilmiyorlar. Ya bence iki tane bulduysak bir tane daha yukarıda belki başka bir yerde daha vardır. 2-3 kişi gidip bir arasak mı? Yani ama yukarıda bulursak her türlü Shiruba gelemeyecek ki. Yol yok mu böyle Shiruba'yı çıkartan? Yoksa tırmanmazdınız. Yoksa sizi o dağla dağ ile uğraştırmazdık yani. Değil, bu noktada size kalmış. Ama şunu söyleyeyim. Bilmiyorum. Gündüzü böyle şey gecesi çok, nasıldır bence. Ya yani şöyle. Eğer çok zorlarsanız Shiruba'yı biraz daha dağın tepesine değil orta seviyelerine doğru böyle alengirli ve yani alengirli demeyin de böyle dönüşlü ve dar bir yoldan geçirebilirsiniz büyük ihtimalle. Biraz şey olur. Yavaş yavaş ilerler ama yarı yola falan gelin. Ama yarı yola gelmesi de bir şey ifade etmez. Yani yukarıya çıkması gerekiyor. Tabii. Bir de şöyle, siz bu arada en tepesine çıkmadınız. Hani iyi bir mesafeyi şeyden tırmandınız. Şu en son attığım resmi gördüyseniz oradan bak yukarı doğru çıkan bir patikamsı gibi bir şey var ama tam olarak patika değil o işte. Öyle o kadar patika gibi rahat geçilebilir bir yer değil. Bir kısımda yukarı sizin tırmanmanız gerekiyor. Özellikle bak o dikelti gözüküyor. Tam nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Dur şunu şöyle tekrar şovlayız yaparsam. Böyle tam böyle dağın ortasında bir kısım var burada gördüğünüz. Oradan yukarı çıkma kısmında yol yok. Oradan tırmanmanız lazım. Onun tepesinde çok daha üstlerde bir şeylerin yani bir tür kuş demek buna yanlış olur ama bir tür varlığın sesi geliyor yukarıdan. Yani çok yukarı çıkmak da faydalı. Sizin bulduğunuz yer bu şeyden. Tırmandığınız yerin üstünde. Çok uzakta değil. Diğeri aşağıda şeyine yakın. Eteğine yakın. Siz buna karar verirken. Ben aşağı ineceğim ya. Okay. Çok oyalanmayın diyorum. Eğer yukarıya çıkacaksanız sorun değil. Ben bu gece uyumam, nöbet tutarım. Siz yukarıya çıkacaksanız çıkın diyorum. Ve aşağıdaki yere doğru şırvayı çekiyorum. Hadi gel gidelim. Son karar ne? Kuniyori şeyi bakıyor yani. Aşağıda durmak iyi değil aslında. Hani ölünmek de iyi değil. Yani bu noktada size uyarım ben. Eğer bölüşelim diyorsanız eşit şekilde bölüşürüz. Bence hiç bölünmeyelim, gücümüzü ayırmayalım. Hepimiz aşağıda. O dursa, zaman hep beraber aşağıda kalalım. Gelen şeye karşı koyabiliriz. Yani biraz kalabalık olur değil mi? Bir şey olmaz. Geçiyorsunuz. Küçük bir ateş yakıyorsunuz. Biraz sıkış tıkış kalıyorsunuz orada. Sorun değil ya. Nezumiler zaten birbirleriyle şey alıp dip dibe yatıyorlar. Onlar sıkıntı değil. Birbirlerin üstüne bile yatıyorlar hatta. Dengunetsu da onlarla bayağı şey olduğu için, kanka olduğu için zaten böyle ne bileyim birbirlerini göbeğine falan filan kafalarını koyup böyle uyuyorlar. Yerden kurtarmak için. Ya göbeği değil de yani yine şey var, kıyafet var üstünde yani şeyden. Yerden kurtarıyorlar dip dibe. Şey gibi düşün yani kediler nasıl birbirinin dip dibinde uyur ya. O mantık yani. Evet. Aklıma o geldi. Dengunetsu şey olmuş gibi ya biraz daha. Hani yavaştan bağ kurmuş gibi duruyor bu nezüklerle. Onun dışında Kuniyori çok herkesi dip dibe durmayı çok sevmiyor gibi.
çantasında malzemelerini falan biraz kenarda tutuyor. Çünkü malzemelerin karıştırılmasını falan da sevmiyor. Böyle bakılmasa falan. İşte mesela diyorum siz yani yapmış mısınızdır bilmiyorum ama mesela not alırken falan şöyle bakan falan filan olduysa laf etmiştir. Olduysa diye diyorum. Benim karakterim yapmıştır falan filan düşünüyorsanız o şey yapabilirsiniz. Ama onun dışında Shiruba kampın biraz dışında duruyor ama onun artık bu kadar olacak. Uyun tamamıyla içine giremiyor sizinle beraber ama dibinizde yani Shiruba uzakta değil kesinlikle. O oturmak için bir pozisyon oluyor duruyor. Ona en yakın olan da benimdir. Yani mağaranın en dışında ben varımdır muhtemelen. İşte Takura, Kanarutsu, Kuniyori daha içerideler. Dengunesu ve diğer nezimler diğer tarafta dışarı dolu. Siz bu akşam burada uykuya yavaştan işte kamp kurup ateş yakıyorsunuz. Etraftan birileri odun toplamaya gidiyor. Aranızda gitmek isteyen var mı ya da özellikle görev almak isteyen var mı? Ben yok. Yapabilirsem bulunduğumuz mağara içerisinde bir meditasyon yapmak istiyorum. Stresimi düşürmek adına. Tamam. Ya uyuduğunuz yani bugünün sonuyla zaten sahne sonu yapacağım. Okey anladım. O yüzden şey yapmak zorunda değiliz yani. Bugün bitince sahneyi bitireceğim. Onun dışında yapmak istediğim şey var mı? Ya da kampta şu rolü almak istiyorum. Ya da işte nöbetleşelim. Nasıl nöbetleşelim falan filan. Ben nöbet tutarım. Daha ben de tutarım. Yani şimdi şöyle, eğer kampta birileri iş yapıyorsa genelde onlar nöbet tutmaz. Yani onu toplamaya giderler. Çünkü çok kalabalıksınız. Herkesin bir saat nöbet ya da 15-20 dakika nöbet tutmasının bir manası yok. Ryuki ve Kanarutsu siz nöbet için şey yapıyorsunuz evet. Kendinizi. Tamam. Takura sen bir kampta görev almak istiyor musun? Sen de bir düzgün alırım. Fark tamam. Etmez. Sen ne yapmak istiyorsun? Yemekten mi? Zor yemek olacaksın? Yerim. Bir şeyler yemek yaparım. Bir şeyler yaparım. Tamam, sen yemekten sorumlusun. Kuniyori etrafa koruyucu bazı şeyler koyup hani kötü ruhların gelip musallat olmasını engellemek için dua ediyor. Nezumiler şey topluyor. Çoğunlukla işin şey kısmını, hayatta kalma kısmını Nezumiler yapıyor, survival kısmını. İşte çalı çırpı topluyorlar. Dengunetsu ortada ateşi birleştirip ateşi yakıyor. Onun dışında işte yanınızdaki diğer midillilerdeki malzemeleri indiriyorsunuz. Onları kenara koyuyorsunuz. Midillileri bir kenara koyuyorsunuz. Onun dışarısında ekstra bir şey var mı? Yok. Yok. Nöbet tutulacak onun için. Evet. Takura senden biz seninle yemek yapmak için ne zar atıyorduk ya? Değil misin? Labor. Labor'du değil mi? Tabii ki. Tamam. Nerede acaba bulamıyorum ben şimdi dur. Şeyde. Trade en aşağıdaki. Aynen. Hı? Sen onu at. Zorluğun 3 olsun. Biraz gölge topraklarda ya da 3-3-3 yani güzel bir yemek yapmaya çalışıyorsun. Ryuki, Kanarutsu siz nöbet tutacaksınız. Evet. Nöbet için Nezumilerden bir tanesi de şey yapıyor. 2-4-6 saat nöbet. Onun dışarısında Kuniyori de hani duruma göre hani bir şey olursa beni uyandırın. Bu uzarsa vesaire beni de kaldırabilirsiniz. Ben nöbete tutarım diyor bunun üzerine. 5 success. 5 success. Okay. Evet. Kuniyori'ye şey diyorum. Siz kendi enerjinizi koruyun. Daha acil durumlar için kullanmanız gerekir. Dengunetsu diyor. Ben tutarım. Siz şey yapmayın. Ben ateşi yakmayla uğraştım. Yani, o kadar da şey yapmadım. Ama Dengunetsu'nun da biraz stresli olduğunu fark edebiliyorsun. Sahne sonu geldi. Yok okey tamam. Sahne sonu şimdi geldi. Yani uyuyunca gelecek sahne sonu. Takura sen güzel bir yemek hazırlıyorsun. Herkesin morali biraz daha gelişiyor. Sahne sonundan sonra bir tık bir şey güzel yani bugün güzel olan tek şey yediğiniz yemek oluyor. O yüzden çok az bir şey moral veriyor. Şimdi ben sahne sonunda basıyorum. Herkes bunun üzerine kendinden bir stressiz. Allah razı olsun. Benden çok. Ben yemek yaptığım için 3 stres siliyorum. Aynen. Klasik 3 stres silebilirsin. Tamam. O zaman bir daha çok sildim. Çok urbanik demezdim ben bununla ya. Tamam, şöyle diyelim. Silmiyorum. 3 değil. 2 sil. Tamam. Biraz daha az sil. Yani urbanik değil. Yani gölge topraklarda yemek yapmış nadide insanlardan biri olarak böyle güzel hani gölge topraklarda o kadar güzel yemek yapılmamıştır falan diye düşünüyor olabilirsin. Yani. Bu bence şartlar de. Kötü. Hani kötü şartlarda İdare eder bir yemek yapmak da kolay değil. Ki idare eder değil, güzel yemek. Güzel yemek yapıyor.
biliyorsun. DN3 yüksek. Siz bu noktada oturup yemeğinizi yiyorsunuz. Kampta konuşmak isteyen, bir konu açmak isteyen var mı özellikle? Kuniyori şey diyor. Öncelikle siz onu düşünürken. Yolun iyi bir kısmını geldik. Kuleyi gördük. Bir şey kalmadı geriye. Dayanın. Esas kulede ne var? Onun içine girmeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama etrafındakileri, şeyleri görmek lazım. Etrafında çok bina var. Ordu mordu gibi bir şey mi topluyorlar bilmiyorum. Kuvvetini topluyor gibiler. Goblin, moblin olabilir mi? Goblinler, ama goblinler çok faydacı, fırsatçı varlıklar. Goblinler çok şey değil. Güvenilir varlıklar değil ama bir şekilde fırsat, yani bir kazançları varsa güvenebilirsiniz. Onilerin kendi arasında bir hiyerarşi var mı? Bildiğimiz kadarıyla var, evet. Yani tam olarak bir toplumları var mı bizim bilmiyoruz ama bir güç hiyerarşisi var yani. Güçlü zayıfları yönetiyor. Vallahi ne çıkacak bilmiyorum ama buraya kadar gelip geri dönebilirsek nadir insanlardan bazıları olacağız arkadaşlar. Öyle herkes yapamaz. Yani bir de sizin klanınızdan olmayanların buraya kadar ilerlemesi daha da zor. Tabii ama siz yengeç klanından olmasanız bile çok başarılı samuraylarsınız. Zaten o yüzden sizinle gelmeyi kabul ettim. Yoksa yani ben bir grup izciyle buraya kadar gelmezdim. Olay belki de farklı yetkinliklere sahip kişilerin bir araya gelebilmesidir. Yani evet. Ama yine de yengeç klanından kimse gelmeseydi bundan rahatlıkla geçebileceğinizi düşünmüyorum. Bu doğru. Çok doğru. Ekspertizimiz olduğu bariz yani bunun. Ama yani evet, sizin hepinizin farklı becerileri, farklı düşünceleri var. Ama çok ilginç buralar. Yani burası sanki kendi yaşıyor gibi. Rahatsız bir düzenine sahip. Evet, bir düzene sahip. Bunun da bir ekolojik bazı şeyleri var. Yani bir şeyleri yiyor, o onları tüketiyor. O tüketen şey sonra gidip etrafı besliyor. Beslenen şey sonra tekrardan yeniyor. Böyle lanetli bir döngüsü var sanki. Bilmiyorum. Garip bir şekilde, yani bu döngüyü anlarsak belki bir şekilde bu toprakların kutsanıp belki kurtulmasını sebep olabiliriz bu döngüyü üzere çevirebilirsek, ama bilmiyorum bu hayal gerçekleşir mi? Yani çünkü zamanında Fuleng, yani Rokugan'a düşmeden önce büyük ihtimalle çok güzel topraklardı. Bunları Rokugan'a geri katarsak, hele ki yengeç kılanlar. Fuleng'e karşı üsler kurarsak buralara. Mesela o vadideki ruhlukların olduğu o vadi muazzam bir yer. Ya bilmiyorum ne yapılabilir. Ben bu konuları anlamam ama temizlenmeyecek hiçbir şey yok. Onu biliyorum. Tecrübelerimden onu söyleyebilirim. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Niye olmasın? Doğru. Evet. Yöntemi nedir onu bilemem. Ama bir insan ruhuna dokunabiliyorsan buradaki ortamın da geri döndürülmesini sağlayabilirsin. Temizlenebilir yani. Abi, Takura senden kaç tane lazım olur? Yani bunu böyle daha silahsal bir şeye dönüştürülebilir mi bu yetenek? Bilmiyorum. Amacım o. Onun üzerinde çalışıyorum. Böyle daha ritüelden ziyade anlık bir şey olabilecek şekilde getirmeye çalışıyorum. Ama nasıl yani? Yani onu yaşarken direkt teyitini silip yok etmek gibi bir şey. Ya da geri döndürmek. Yani şimdi baktığın zaman mesela şimdi gördüğümüz şeyler normal varlıklardı. Yani samuraylardı, işte ne bileyim yetip gitmiş ruhlardı. Acı çeken şeylerdi. Eğer ruhlarından onu iyi temizleyebilirsek belki hani ruhları olması gereken yere gidebilir.
Hala bedenleri mevcutsa mesela, yani şimdi şöyle düşünüyorum ben. Bir samuray mesela, ben on tent kapsam bir noktada bir oniye dönüşebilirim. Ve bu tent yok edilirse geri Takura olabilirim gibi. Bilmiyorum. O ikinci alternatifi hiç duymadım. Hiç görmedim. Hiç hani mitolojik olarak bile denk gelmedim ama bir hani riayet olarak bile gelmedi bana. Sadece şunu diyeyim. Kötü bir hedef değil. Denemeye değer. Belki arkadaşınızın atasını bile kurtarırsınız. Belki ruhunu kurtarırsınız. Ama benim tahminlerim dahilinde bu karanlık diyarlara düşen varlıklar karma döngüsünden ayrılıyorlar bir şekilde. Yani bir insanın ruhu gölge topraklar tarafından tüketildiği zaman karmik döngüden, reenkarnasyondan faydalanamıyor. Bu döngüden ayrılıyor. Belki de bu Sonsuza döngüye kadar geri açılıyor. sokarız yani, bilmiyorum hani Belki yapılabilir de, mi? belki de neden olmasın? Çok ilgisini çekmiş gibi duruyor bu muhabbet. Hatta Dengunetsu şey diyor. Güzel hayaller ama önce buradan canlı çıkarsak iyi olur. Çıkarız yani, bir çıkmamak için bir şeyimiz yok gibi. Yani Hayat. Göreceğiz, evet ya, çıkabileceğiz mi çıkamayacağız. Taint bizi etkilemiyor canım. Burada da bir Taint'le benim bir şeyim yok, alıp veremedim yok da etraf çok gerçekten şey. İğrenç. Lanetli yani, gerçekten ben her gördüğümde şey diyorum yani Rokugan'ın hepsi niye buraya odaklandı? Yani bu kadar yıkımı, bu kadar laneti bence diğer klanlar görse, yani bilmiyorum, herhangi bir onurlu samuray burayı görse yardım etmesi gerektiğini hisseder. Ama ben hala o bilmiyorum, o zincirli yaratıkların orada kalmasını çok şey bulamadım. İçim rahat değil onunla. Ya buradan mutlaka geri döneceğiz. Geri dönerken olmadı temizleriz yani, bir şey yaparız. Ama esas şeye odaklanmamız her zaman daha mantıklı. Büyük hedefe. Bilmiyorum. Yine de bence halledebilirim. Dedikten sonra bu arada şunu söyleyeyim. Dengunetsu'nun şeyi, yani genel düşünce şekli çok değişmiş gibi durmuyor ama biraz çok hafif şey yapmış gibi yani. Diğer klanlardan yardım alma konusunda biraz şey olmuş gibi. Yani sizden değil de diğer klanlardan çok büyük yardım bekliyormuş gibi durmuyor. Hani o noktada çok umutlu değil diğer klanların şeyini. Ama hala tamamıyla umudunu da yitirmiş değil. Siz Ya bu noktada burası, ben şey diyorum yani, biz gezdik bayağı. Ben Rokugan'ın birçok kısmına gittim. Ki gezdim yani. Ejderha toprakları hariç Anka'nın ta en ucuna, oradan şeye, Unicorn. Unicorn'a falan bayağı gezdim. Aslan topraklarında, Akrep'te Akrebe, falan da. yengece. Şey çok iyi değil. Rokugan'da buradan pek bir farkı varmış gibi değil yani. Deme Klanlar canım, o kadar sen de. Bu kadar karamsar olmayalım. yani, taint olmasa da hastalık var. Hastalık bütün köylüleri neredeyse %80'ini kırdı. Bundan sonraki süreç kuraklık. Köyü işleyecek köylü yok. Hasadı, pirinci hasat edecek köylü yok. Ama samuraylar karnını doyuramayınca, zaten samurayların da bir kısmı öldü hastalıktan. Öyle. Yani bilmiyorum, Rokugan'da hani tamam taint yok. Böyle oni moni arasak buluruz, vardır o da kesin. Ama hani karanlıktan şeyden bir farkı da yok yani buralardan. Dengüres şey diyor ama bence umudu kaybetmemeliyiz. Yine arada çalışan, uğraşan, ya ben burada görüyorum yani gerçekten özverili bir şekilde uğraşan, çalışan, Rokugan'ın iyiliğini isteyen çok sayıda samuray var. Onlar sayesinde zaten. Yani bu samuraylar kendi fedakarlıklarıyla aslında yani
güzel bir yer. Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de biz varız. Bu hastalık dönemi boyunca hastalığın düzeltilebilmesi veya ne olduğuna anlaşılabilmesi için çokça araştırma yaptım. Çokça en azından Ankara kuş toprakları üzerinde köylere gittim. İnsanlar için yemek satın aldım. Çadırlar kurdum. Kendim eşya taşıdım. Ne işe yaradı diye soracak olursam belki Hiçbir bir şey. iki insan daha geç öldü. Daha geç öldü ama öldü. Bir de öyle bir şey ki hayvanlardan falan da bulaşıyor. Hani İçtiğim sudan, hayvanlardan, bir önlem yumuşak alamıyorsun. farelerden. Ya büyük ihtimalle ben bunu buraya bağlıyorum. Yani sen de Evet. biliyorsun. Şey de biliyordur. Yani Kolat'ın ve Maho büyücülerinin yaptığı işler alakalı olabilir %90 yani benim görüşüm. İşte hepsi o hain Bayushi'nin şeyiyle başladı. İşte bu Ama noktada hani şey değil yani hani klanlarda da yok anlatabildim mi? Hani yok abi yok hani hiçbir şey yok şu anda Rokugan'da. Kuniyori şey diyor. İşte böyle zor zamanlarda Rokugan'ı birleştirecek tek bir şey haline getirecek. Bir mızrak ucu haline getirecek bir şey lazım. Bence bu gölge topraklar tehdidi o olabilir. Rokugan'ın hepsinin tek bir şekilde, tek bir bayrak altında yani. Kardeş gibi sırt sırta savaşacakları durum bu olabilir. Bence En azından umarım. Rokugan'ı birleştirecek bir ortak düşman evet mantıklı olabilir ama bunu sağlayacak bir de lider lazım. O lider de nerede şu anda hiç bilmiyorum. Şu an Takuro'ya gerçekten Evet. bakıyorum. Çok tehlikeli bir yerde çok tehlikeli bir şey Evet, söyledi çok yani. tehlikeli bir şey söyledi aslında. Evet. Şeyden ötürü böyle bir başını kaldırıyor. Konuyor da. Yani tamamıyla haksız değilsin ama Ya ben en son hasta olduğunu duydum. Hangi şeyde, hangi kıl topraklarda, başkentte mi, ne yapılıyor, ne ediliyor bir bilgim yok. Ama en son İşte bildiğim aslında hastaydı. işte ya doğruyu söylemem gerekirse yani bizim klanımız çok mutlu değil şu an genel olarak durumundan. Yeni imparatorun sevdikleri arasına, destekledikleri arasına girmeye için yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok görevimiz dışında şu sıralar. Ama çünkü duvara gidiyor malzemelerimiz. Kendisinin bir türlü gözüne giremedik. Diyor. Burada aslında ima ettiği şey biraz daha bize bakmıyor. İma ediyor ama daimi olduğu için şey söylemiyor yani. Yani yenisi de eskisi gibi demeye çalışıyor biraz. Bu sebepten de klanın içinde biraz huzursuzluk olduğunu söylüyor. Yani çaresiz bu çok insan var, çok samuray var. Ve yani bu şeyler nasıl ilerleyecek bilmiyorum ama durumları düzelmesi lazım bir şekilde. Değişiklik lazım. Burada Değişiklik. ya bir gerçek de var şimdi. Şöyle bir gerçek de var. Bu adamlar olmasa biz bu savaşı kazanamazdık. Yengeç Başkentteki klanı. savaşı. Tabii canım. Tabii canım. Ya bu kadar kolay kesinlikle olmazdı yani. Yani bunun hala göz ardı ediliyor olması, bunun için bir şeyler yapmıyor olması ne kadar samurayca bir hareket. O da bir şey yani hani. Yani vefasızlık da ne kadar samuray Bushido'ya uyuyor. Ya o kısmını bilemem ben ama biz görevimizi yaptık. Bizim kimseye bir borcumuz yok. Kimseye bir şeyimiz yok. Hak ettiğimizi kamilerin altında yaşıyoruz. Hak ettiğimizi bir şekilde alacağız. Yani sonuçta gün gelir devran döner. Bir şekilde değerimiz anlaşılır diye umut ediyorum. Eğer anlaşılmazsa bir şekilde anlaşılacak zaten. Yani şöyle Bunu nasıl söylüyor? Anlaşılmazsa bir şekilde anlaşılacağı nasıl söylüyor? yani biraz şey gibi diyor yani hani eğer bize yardımcı olunmazsa Rokugan'ı geri kalanı görecek şekilde zaten. Hani eğer duvar delinirse bizzat görecekler diyor duvarın ötesinde ne olduğunu.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Buradakiler geri dönecek mi, dönmeyecek mi belli değil. Gittiğimiz yer ne bela bir yer olduğu belli değil. Bu kadar derinlere gelindi mi hiç o bile belli değil. Tamam, Gelenler yani olmuştur ya. Ama yani şöyle benim bildiğim kadarıyla gelenler var. Sonuçta bildiğimiz kadarıyla gölge topraklarının işlerinde gölge topraklarının içinde bir şey her zaman aynı yerde kalmıyor. Ben bunun üzerine çok araştırma yaptım, çok okuma yaptım. Devamlı hareket ediyormuşçasına sanki böyle bazı şeylerin yerleri değişiyor. Mesela bir dağın tepesinde olan şey 10 yıl sonra o dağın yamacında işte eteğinde başka bir yerinde bulunuyor. benim söylemek istediğim şey şu. Burası öyle illet bir yer ki bunu yaşıyoruz. Ama burası serbest Öyle. kalırsa ama nere okuyan kalır? Yanlış anlamayın da hani sözlerimi. Ne imparator kalır ne klanlar kalır. Hiçbir şey kalmaz. Ama yine de içimizde çok güçlü samuraylar var. Yani şöyle etrafında yüzüyor. Siz varsınız. Başka onurlu, düzgün çalışan samuraylar var. Klan şampiyonumuz var. Onun oğulları var. Evet, çok düzgün çalışanları Ronin ilan ediyoruz. Neyse, dedikten sonra böyle bir anda kendini bacaklarına koyayım. Kanuritsu, ben sana yardımcı olacağımı söylemiştim değil mi iksir konusunda? Evet, Kunidon. Yani bende yorgunluğu alan bir tane iksir var. İstiyorsan onu sana verebilirim şimdi. Yani hala yorgun hissediyor musun? O senin Yarının söylediğinden altındayım. yorgunluk yani fatik olarak aldım. Evet. Yarının altındayım yani dinlenince. Ya işte o kendisi bilmiyor. Sen istiyor mu istemiyor mu? Hani ağrıyıp ağrımadığını, morarıp morarmadığını göremez şey kıyafetlerinizin altında. İksir daha acil durumlar için sanki daha işlevsel olur. Şu an dinlensem yeterli olur. Tamam dur bari. Az bir şey var. Merhem var. En azından ondan sürüyorum. Nerede mi ağrıyor? Ya da sen kendin sor. Şimdi, şey yap. Alıyorum merhemi de hani. Az al falan. Yani böyle parmak ucu. Falan falan. Ondan sonra şey yapıyor. Sen işte merhem sürüyorsun. Atıyorum işte belin ağrıyorsun. Belin ağrıyan kısım. Aynen Şuradan yani işte omzundan elime falan ne bileyim eline. sıkışmıştı el yani. O noktadan sonra hepiniz yapmaya geçiyorsunuz. Nöbet tutmaya işi başlıyor. Burada bırakalım yapmaya geçerken Okey. herkes. İlk nöbeti kim tutsun? Ben Kanat alırım. soruyor ki. Fark etmez Abi. ben de alabilirim. Seçin. Kanat soruyor ki Dengüne tut. Şey olsun. Diyor ki olsun. Ben o sırada dinleneyim birazcık. Aynen. Tamam. Evet, sen daha yeni merhem. Ryuki Dengü Netsu Kanaritsu yaparız o zaman. Biraz Hadi. Kanaritsu uyusun şey yapsın diye. Tamam. O zaman bugünlük burada bırakalım. Şeyi yapmayın. Su yüzüğü kadar silmeyin, yorgunluğu yapmayın. Sonraki seçim yaparız. Okey tamam. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz.